Şimdi bu bedeneyi bitirdi. Babu şat en kem tulzi en yutaha biha. Peki deve sığır yedi olursa koyun kaç hisseden caiz olur? Şimdi bunda da ihtilaf var. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem iki koç keserdi. Birisini ehli beyte, birisini de bütün ümmeti Muhammed'e. Ha, bazıları diyor ki bak bir koç bütün ümmeti Muhammed'e. Bir koç da bütün ehli beyte kafi gelirdi. Buna ne diyeceksin? Bir adam bir koç keser, 5-10 adam bir de niyet eder. Haddesena Ahmed ibn Abdurrahman ibn Vehb, kâle haddesena ammi ha, ve haddesena Rabi'ul Ciziyyü, kâle haddesena Ebu Zür'a, kâle haddesena Hayba an Ebi Sahri el-Medeni, an Yezid ibn Abdillah ibn Usayd, an Urvet ibn Zübeyr, an Aişete radıyallahu anha, anna Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Aişe diyor ki, Peygamber Efendimiz, emre emreyledi. Bir kepşin, yani gidin bana bir koç alın dedi. Bir kepş, bir koç. Öyle koç ki, akrana, buynuzlu, yatavu fi sevadin, yeri, çırnadığı ayakları siyah. Yetevü fî sevâdî. Yani ayakları siyah. Ve yenzuru fî sevâdî. Siyah da bakar. Yani başı siyah. Ve yebrukü fî sevâdî. Yattığı yeri de siyah. Yani aşağı tarafı siyah. Gerisi beyaz. Yani bunlar siyah, gerisi beyaz. Bunu emreyledi. Feutiye bihi. Bunu getirdiler. Liyudahye bihi. Onu kurban kessinler. Kesmek için getirdiler. Emrettiği şekilde. Sümme kâle, sonra dedi ki, ya Ayşe, helümmi elmidye, bana bıçağı ver. Sümme kâle, işhezîhâ, onu güzel taşınan bilevle bana ver. İşhezîhâ bihacet, bilevi taşına uçsu, onu bana ver. Fefealet, Hazreti Ayşe de onu güzel taşa sürdü, bıçağı verdi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme. Sümme ehezehâ, o midyeyi aldı, bıçağı aldı ve ahadel kepş. Koyunu da aldı Peygamber Efendimiz. Fe adca'ahu, koyunu yatırdı. Sümme zebehahu, sonra onu boğazladı. Ve kâle, boğazlarken dedi, Bismillah, Allahümme taqabbel min Muhammedin ve Ali Muhammed ve min ümmeti Muhammed. Bismillah, Allah'ın ismiyle ben bunu kesiyorum. Allahümme ya Rabbi, taqabbel sen kabul eyle min Muhammedin Muhammed'den ve Ali Muhammed'den, onun ehli beytinden. Ve min ümmeti Muhammed, bir de Muhammed'in ümmetinden sallallahu aleyhi ve sellem. Bunlardan kabul eyle dedi. Sümme tahhabi, sonra onu kesti. Bak, bir koyunu hem kendisinden, hem ehli beytinden, hem de ümmeti Muhammed'den boğazladı. Öyleyse demek bir koyun müteaddit adamları olurmuş. Bundan bu hüküm çıkıyor. Hadis bir bu. Birkaç hadis var. Haddesene Yunus, kâle haddesene ibn-i Vehbin, kâle haddesene Süfyan-ı Sevri, an Abdillah ibn-i Muhammed ibn-i Akil, أنا أبي سلمة ابن عبد الرحمن أنا أبي هريرة ابن عائشة هب هريرة يأخذ أنزة عائشة رواية الدين سيلور أبو سلمة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا تحى Peygamber Efendimiz kurban kestiği vakitte iştara kepşeyni azimeyni semineyni emleheyni akreneyni encüeyni Peygamber Efendimiz kurban keseceği vakitte satın aldı iştara kepşeyin iki koç, azimeyni büyük, ufak bir şey değil. Semineyni ikisi de tavli. Emlehayni ikisi de emleh ki yani yunları siyah ve beyaz karışık. Ki güzel olur. Akraneyni ikisi de buynuzlu. Mevcueyni ikisi de buruk. Buruk olursa eti daha güzel olur. Yezbehu ehaduhuma an ümmeti. Birisinin ümmetinden boğazlardı. Kurban keseceği vakitte bu şekilde iki koç alır. Birisini kendi ümmetinden boğazlardı. Men şehide minhum bit tevhid. Ümmeti de kim? Diyor ki tevhid ile şahit olan, müvehhid olan, yani Peygamber Efendimiz'in risaletini kabul edip de müvehhid olandır. Ve şehide lehu bil bela. Hem tevhid etti hem de Resulullah Efendimiz'i tesdik etti. Onun getirip de risaleti tebliğ ettiğini tesdik etti. İşte bundan. Yoksa kafirler de onlar ümmettir. Ümmet ama onlar ümmeti icabet değil. İcabet eden ümmetler. Resulullah'ı tesdik etti, ona tabi oldu. Bunlardan bazıları. Ötekilerine de bahsedildi. Çünkü bütün dünyaya bahsedildi. Fakat onlar ümmeti icabet değil, onlardan değil. Vel ahar ötekini de boğazladı. An Muhammedin ve Ali Muhammed. Kendi nefsinden ve ehli beytinden. Böyle keserdi.
Ve bu da böyle devam etti. Ehl-i Beyt'ten daha kimse kurban kesmezdi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem birinin ümmetinden birinde Ehl-i Beyt'inden keserdi. Bu hadis-i şerifleri delalet ediyor ki bir koyun müteaddit şahıslardan caizdir. Diyor. Haddesena Yunus قال حدثنا علي بن معبد عن عبيد الله بن عمرو عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن علي بن حسين عن أبي رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا دحى Ebu Rafi diyor ki Peygamber Efendimiz kurban keseceği vakitte iştera köpşeğini, iki koç alırdı, azimeyni, büyük, emleheyni, beyaz da siyah tüyleri karışık. Hatta izâ hatabel nâs, nâse hutbe okudu mi? Ve sallâ, yani namaz kılıp da bayram günü, namaz kılar hutbe okur da, vav cem için. Evvela hutbe okuyacak, sonra namaz kılacak manasında değil. Tertip için değil bu. Yani, İkisini yaptı mı? Namaz kıldı, hutbe. Hutbe okudu, namaz kıldı. Fakat bayramda evvela namaz kılmış, sonra hutbe okudu. Ondan sonra etâ bi'ahadîmâ. Birisini getirirdi. Ve huve qâimun fî musallâhu. Kendisi namaz kıldığı yerde. Fezebehehu bi'edihi. Birisini eliyle boğazlardı. Boğazlardı, sümme kâle. Sonra buyurdu. Allahümme hâdâ en ümmetî cemiyan. Ya Rabbi, bütün ümmetimden vekâleten ben bunu kestim. Men şehide leke bit tevhid ve şehide li bil belâ. Ama hangi ümmet? Seni tevhid eden, Allah birdir diyen ve Resulun da bu risaleti getirdi, bize tebliğ etti diye beni tesdik eden. Yani bir adam Allah birdir der de peygamberi tesdik etmezse bu dahil olmaz. Hem Allah'a bir bilecek hem de peygamberi tesdik edecek. İşte bil belâ dedi ki bu. Birisini bunlardan keserdi. Sümme yuta bilâhâr. Ötekini getirirdiler. Feyezbehuhu. Onu da boğazlardı. Sümme yekulu derdi. Allahümme hâza an Muhammedin ve âli Muhammed. Ya Rabbi bu da Muhammed'den ve onun ehli beytinden. Sümme yecme'uhumâ cemiyan. Onların ikisinin etini cem ederdi. Ve yekuluhu ve ehluhu minhumâ. Kendisi ve ehli beyti o ikisinden yerdi. Yani sadece kendine kestiğinden değil, ümmetine kestiğinden de yerdi. Bu da delalet ediyor ki kurbanın etini kesen adam yiyebilir. Eğer yemeseydi, fukaraya dağılsaydı delil olurdu ki insan kestiği kurbanın etini yemeyecek. O kadar Resulullah Efendimiz yemiş ki yani ümmeti bilsin ki ha, kestiği kurbanın etinden yer. Ama dağıdır, fukarayı tercih ederse daha evlen. Ülema demişler ki bir kısmını yesin, bir kısmını konuya komşuya versin, bir kısmını da fukaraya dağılsın daha iyi. Ama kendisinin ihtiyacı vardı, hepsini yerse o da caiz. قال فمكثنا سنين ابو رافي diyor ki ثم يوتى بالاخر فيذبح ثم يقول وكدر اللهم هذا محمد وال محمد ثم يجمعهما جميعا وياكل هو واهله منه قال فمكثنا سنين ابو رافي diyor ki biz senelerce böyle kaldık ليس رجل من بني هاشم يضحي بني هاشم'den kimse kurban kesmezdi قد كف الله المؤنته وَالْعَزْمَ بِرَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Onların mühnesini, meşakkatini, azmini Cenab-ı Hak Teala Hazretleri Resulullah ile kifayet ettirdi. Yani Resulullah Efendimiz'in o iki kurbanı kesmesi Beni Haşim'e kafi gelirdi. Beni Haşim kesmezdiler kurbanı. حَدَّسَنَا اِبْرَاهِيمِ اِبْنِ مَبْزُقُ قَالَ حَدَّسَنَا اَفْوَانِ حَاوَ حَدَّسَنَا مُحَمَّدُ بْنِ خُزَيْمَ قَالَ حَدَّسَنَا حَجَّاجِ قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عقيل قال أخبرني عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله قال حدثني أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بكبشين أملحين عزيمين أقرنين موجوعين راوي جابر بن عبد الله Diyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme iki koç getirdiler. O koçlar da tüyleri beyazla siyah karışık. Hem de azimeyni kendiler büyük, vücutlu. Akraneyn ikisi de boynuzlu. Mevcueyn ikisi de buruk. Buruk koçun eti daha güzel olur da. Onu getirdiler. Fe'adca ahadehuma birisini yatırdı. Ve kâle bismillahi vallahu ekber. Onu yatırdı ve kâle dedi Bismillahi vallahu ekber Allahümme an Muhammedin ve ümmetihi men şehide leke bit tevhid ve şehide li bil belâ
Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu yatırdı. Kesti dedi. Allah'ın ismiyle kesiyorum. Allahu Teala büyüktür. Ya Rabbi bunu Muhammed'den ve ümmetinden kesiyorum dedi. Ümmetinden de hangi ümmetinden? Men şehide leke bit tevhid. Sana tevhidle şahit oldu. Tevhidle yani şehadet etti ki sen birsin. Bir de şehadet etti ki ben Resulüm ve bu peygamberliği, risaleti getirdim, tebliğ ettim. Yani tesdik etmeyenler de ümmettir. Bunlar ümmeti davettir. Bu kafirlerin hepsi ümmeti Muhammed'dir, ümmeti davet. Ümmeti davet, ümmeti icabet değil onlar. İcabet etmediler. Resulullah Efendimiz davet etti, icabet etmediler. Onlara bir şey yok, onlar mahrum. Ya kime bu kurbanı kesiyor? Ümmeti icabete. Ümmeti icabet ki Allah'ın bir olduğuna şehadet etmiş, Resulullah'ın da hak peygamber olduğuna şehadet etmiş işte. O koyunları ikisini kesmiş. Biri kendisinden ve ehli beytinden, birisi de bütün ümmeti Muhammed'den, ümmeti icabetten. Haddesena ibn Ebi Davud, kâle akberena Ahmed ibn Khalid el-Vehbiyyü, kâle akberena ibn İshak, en Yezid ibn Ebi Habib, en Ebi Ayyâş, en Cabir ibn Abdillah radıyallahu anhu kâl. Yine Cabir ibn Abdullah dedi ki, dehâ Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Resul-i Ekrem Efendimiz kesti, kurban kesti bir kepçeyi iki koçu fi yevmi idin bayram günü. Fekale sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular hine veccehehuma onları kıbleye çevirip kesecekleri vakitte buyurdular. Veccehtu veciyelillezî fatarassemâvâti vel ard hanîfen ve mâ ene minel müşrikîn. İlâhîl ayet. Bu ayet-i kerimeyi okudu. Ayetin manası veccehtu veci, ben yüzümü döndürdüm. Lillezî şol bir Allah'a döndürdüm ki fatarassemâvâti vel ard. Göyleri halk etti, yerleri halk etti. Yeri göğü halk eden Allah'a yüzümü döndürdüm. İnni veccehtu veci. Burada inneyi almamış, bir de bir inni var. Allahümme inni veccehtu veci yerillezî fatara semâvâti vel ardı hanîfen ve mâ ene minel müşrikîn. Hanîfen demek yani halis Müslüman olduğum halde. Hazreti İbrahim'in dinine din-i halif derdiler. Halis Müslüman. Ve ma ene minel müşrikîn. O da daha izah ediyor ki Allah'ı bir bilerek ben Allah'a yüzümü çevirdim. Ben müşriklerden değilim. Allah'a şerik koşanlardan değilim. Bu duayı, bu ayet-i kerimeyi okudu ve onları kesti. Sonunda Allahümme minke ve leke an Muhammedin ve ümmetihi dedi. Ya Rabbi bunu veren sensin bunları. Senin için kesiyoruz. Allahümme ya Rabbi minke bunlar sendendir. Ve leke yine senin içindir. Kimden? En Muhammedin ve ümmeti. Muhammed'den ve ümmetinden sene kesiliyor. Sümme semma ve kebbere. Sonra besmele çekti ve tekbir getirdi ve zebhe boğazladı. Yani kurban boğazlamanın usullerini öğretiyor ki Resulullah Efendimiz böyle yaptı. Öyleyse bizim de öyle yapmamız lazım. Haddesena Yunus kâle ehberen ebn-i vehbin kâle ehbereni Yakub ibn Abdirrahman. ويحيى بن عبد الله بن سالم عن عمرو بن مورى المطلب عن المطلب بن عبد الله عن رجل من بني سلمة انهما حدثاه فنر dediler ki ان جابر بن عبد الله اخبرهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ان جابر بن عبد الله haber verdi dedi ki peygamber efendimiz sallanin linnas yawman nahri kurban bayramı günü nasa namazı kıldırdı. فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ خُطْبَتِهِ وَصَلَاتِهِ namazından ve hutbesinden farig olduktan sonra دَعَى بِكَبْشِنْ bir koçu istedi. Getirdiler. فَزَبَحَهُ هُوَ بِنَفْسِهِ o koçun birisini kendisi bizzat kesti. وَقَالَ buyurdu. بِسْمِ اللّٰهِ وَاللّٰهُ اَكْبَرْ اللّٰهُمَّ عَنِّي وَعَمَّنْ لَمْ يُضَحِّ مِنْ اُمَّتِي Bismillah, Allah'ın ismiyle ben bunu kesiyorum. Vallahu ekber, Allahu Teala her şeyden yücedir, büyüktür. Allahümme ya Rabbi, anni benden kesiyorum bunu. Ve emmen de hışul bir kimselerden kesiyorum ki, lem yudahi kurban kesemedi. Min ümmeti benim ümmetimden. Benden ve kurban kesemeyen ümmetimden bu kurbanı kesiyorum.
حدثنا روح بن الفرج قال حدثنا أبو إبراهيم الترجماني قال حدثنا الدراوردي عن ربيح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أبو سعيد الخدري'nin torunu Rubeyh oğlu Abdurrahman o rivayet ediyor. Rubeyh babası Abdurrahman'dan, Abdurrahman da babası Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh. Enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Resul-i Ekrem Efendimiz dahha bi kebşin akrar. Peygamber Efendimiz boynuzlu bir koçu kurban etti. Sümme kâle sonra buyurdu Allahümme hâza anni. Ya Rabbi işte benden bu kurbanı sana kesiyorum. Ve emmen şu bir kimselerden taraf da kesiyorum ki lem yudahi. Kurban kesemedi. Onlar da kimden? Min ümmeti. Benim ümmetimden, ümmeti icabetimden. Kale Ebu Cafer İmam-ı Tahavi buyurdular ki fezehebe kavmun ulemadan bir kısmı zahip oldular ki ila enneşşâta bir koyun la bâse beys olmadı en yudahha kurban kesile biha o koyun ile anil cemaati bir cemaatten. Dediler ki bir cemaatin namına bir koyunu kurban etmek de beis yoktur. Ulemadan bir kısmı buna zahip buldular. Peygamber Efendimiz baksana kendisinden ve ehli beytinden ve ümmeti Muhammed'den hepsinden bu kadar adama iki koyun kesiyor. Koyunun birisini kendisine ve ehli beytine, bütün beni Haşim'e, birisini de bütün ümmeti Muhammed'e. Öyleyse bir adam bir koyun keser, birçok adamları niyet eder. Bu caizdir dediler. وَاِنْ كَثُرُوا İsterse o adamlar çok olsun. وَافْتَرَكَ اَهْلُ هَذِي النَّقَالَةِ عَلَى فِرْقَتِينَ Böyle diyen firkede ikiye ayrıldı. Şimdi aslında ulemanın bir kısmı diyor ki bir adamdan fazlaya caiz olmaz bir koyun. Bir kısmı da diyor ki caiz olur. Caiz olur diyenler de ikiye ayrıldılar. Nasıl? فَقَالَتْ فِرْقَةٌ Onlardan bir firka dediler ki لَا تُجْزِيُوا Bir cemaatten bir koyunu kesmek kifayet etmez illa en yekune illa olursa اَلَّذ۪ينَ Şul bir kimseler ki يُضَحَا Kurban kesilir biha o koyun ile enhum kendilerinden bunlar olursa yani bir kurbanı bir cemaatin namına kesiyor ya o cemaat olurlarsa min ehli beytin vahidin bir aileden olursa caiz. Onların bir kısmı böyle dediler. Bir aileden ama iki aileden olursa olmaz. Yani bir aile. Mesela insan oğullarına, dedesine, babasına, kardeşlerine, amcalarına bunların hepsine 5-10 adam ne kadar çok olursa olsun bir kurban keser. Ama komşularından birisini katarsa olmaz. Bir kısmı böyle dedi. وَقَالَتْ فِرْقَةٌ ikinci firka dediler ki اِنَّ ذَٰلِكَ تُرْزِي O bir koyunu kesmek kifayet eder bir cemaatten. كَانَ الْمُطَحَّى بِهَا عَنْهُمْ Onlardan kesilen insanlar isterse olsun مِنْ اَهْلِ بَيْتٍ وَاحِدٍ bir beytten olsunlar اَوْ مِنْ اَهْلِ اَبْيَاتٍ شَتَّى isterse muhtelif bir beytlerden olsunlar. Onlarda efradından 10 kişi var. 10 tane komşusu var, her birisinden 7-8 kişi, mesela 100 kişiye bağlı oldu. Olsun diyor, bu ikinci firkaya göre, isterse muhtelif ailelerden olsun, hepsine bir kurban kesse bu caizdir. Şimdi bu tecviz edenler, bir koyun muhtelif adamlardan kesilir diyenler, iki firka oldu. Bir kısmı böyle dedi, bir kısmı böyle dedi. Bunların karşısında bir başka bir firka var. Onlar da diyorlar ki bir koyun bir adamdan kifayet eder. Bir cemaatin kifayet etmez. Onlar ne diyecekler? Şimdi bu iki kavul var ya, bir ehli beyitten olacak. Ötekiler diyor ki hayır, birkaç ehli beyitten de olabilir. Fesebete leannen nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem bu ikinci firka muhtelif ehli beyitten kesmek caizdir diyenler dediler ki Peygamber Efendimiz dahha bil kebşi bir koçu kesti. Ellezi öyle koç ki dahha bihen cemiye ümmeti. Peygamber Efendimiz iki koç kesmedi mi? Birisini kendisinden ve ehli beytinden kesti. Birisini de bütün ümmeti Muhammed'den kesti. Ümmeti Muhammed ise ve hum ehlu ebiyatin şetta. Muhtelif beyitlerdir. Bir aile değildir ki muhtelif ailedir. فَاِنْ كَانَ ذَٰلِكَ سَابِتًا Bu sabit olduysa
Kim için? Limen ba'den nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi biz bir defa bu Peygamber Efendimiz'e mahsustur, diğerlerine caiz değildir diyoruz. Ama siz diyorsunuz ki caizdir. Eğer sizin dediğiniz gibi caiz ise, yani bu sabit ise, fahuve o bir koyun yücziu kifayet eder. Ammen şur bir kimselerden ki eczeehu ona kifayet etti. Zebhennebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz'in zebhi sebebiyle. Madem Peygamber Efendimiz bütün ümmeti Muhammed'den kesmedi mi? Eğer bu sabit ise, Peygamber Efendimiz'e mahsus değilse, öyleyse muhtelif beyitlerden sabit olur. Öyleyse bir koyun müteaddit cemaate caiz olan diyenlerin birinci kavul mi? Yani bir ehli beyte mahsustur diyenlerin sözü mü sabit oldu? Yoksa muhtelif ehli beyitlere de kesilir diyenlerin sözü mü? Muhtelif ehli beyte kesilir diyenlerin sözü sabit oldu. Ama bu ikisine de ayrıca cevap verecek. Şimdi bu iki kavulden ikincisi diyor ki, فَسَبَتَ بِهَذَا işte Resulullah Efendimiz'in ümmeti Muhammed'den kesmesi sebebiyle sabit oldu. قَوْلُ الَّذ۪ينَ قَالُوا şu kimselerin sözü ki dediler, يُدَحَّى بِهَا عَنْ اَهْلِ الْبَيْتِ وَعَنْ غَيْرِهِمْ bir koyunu hem ehli, bir ehli beytten hem de diğerlerinden niyet eder keserse caiz olur, olur diyenlerin sözü sabit oldu. ثُمَّ كَانَ الْكَلَامُ بَيْنَ اَهْلِ هَذَا الْقَوْلِ sonra söz bu sözü söyleyenlerin arasında ve beynel firkatilleti tuhalifu haulai cemiyan. Bir de bunların ikisine de muhalif olan üçüncü bir zümre arasında dedikodu başladı. Söz onların arasına geldi. İster bir ehli beyitten desinler, isterse müteaddit ehli beyitten desinler. Bir koyun kaç adamdan caizdir? Birden mi, birden ekserden mi? Üçüncü kavl dedi ki, biz bunlara muhalifiz. Birden fazlasına caiz değildir. وَتَقُولُ bu üçüncü firka sahipleri derler ki, اِنَّ الشَّاتَ لَا تُجْزِيُ عَنْ اَكْسَرِ مِنْ وَحِدٍ birden fazlasına bir koyun kifayet etmez. Bir adama bir koyun kesilir, bir kurban. İki adama bir koyun kesilmez. وَتَذْهَبُ bunlar da sahip olurlar. اِلَا اَنَّ مَا كَانَ مِنَ النَّبِيِّ صَلُّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ Peygamber Efendimiz'den sadir olan bu işe ne dersen? Onlar dediler ki biz şuna sahip oluruz ki bu Peygamber Efendimiz'in yaptığı. O da neden? Hangi hadisten? Mimma şol bir hadisten ki اِحْتَجَّتْ بِهِ الْفِرْقَتَانِ الْعُولَيَانِ لِقَوْلِهِمَا evvelki iki firka kendi sözlerine delil getirdiler. Resulullah Efendimiz iki kurban kesti. Birisini Ehl-i Beyt'ten, birisinde bütün ümmeti Muhammed'den. Bu hadisi şerifler mensuhun nesh olunmuştur. Vardı İslamiyet'in evvelinde bu fakat sonradan nesh edildi. Ev mahsusun. Yahut da Peygamber Efendimiz'e mahsustur. Ya nesh edilmiştir yahut da Peygamber Efendimiz'e mahsustur. Başkalarından caiz değildir dediler. Delil şimdi bunların elinde delili var. Sen nesh edildiğini neyle ispat edeceksen yahut da Resulullah Efendimiz'e has olduğunu neyle ispat edeceksen bir hadisle ispat edeceksin ki onların karşısında delil ola. Resulların elinde hadis var. Evet. فَمِمَّا دَلَّ عَلَى ذَلِكَ diyor bizim dediğimize delalet eden şeylerdendir ki اَنَّ الْكَبْشَ bir koç لَمَّا كَانَ يُجْزِوَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ bir adamdan fazlasından kifayet eder oldu ise لَا وَقْتَ فِي ذَلِكَ وَلَا عَدَدٍ onun vakti de yok, adedi de yok. Bir koçu keseceksen kaç adam? Sayı yok kaç adam. İster 5 adama kes, istersen 1 milyon adama kes, istersen 20 milyon adama kes. Var mı adet? Yok. Vakit? Vakit de yok. Ne vakit kesersen kes. Siz öyle bir hadis getirdiniz ki vakti yok, adedi yok. Bir koyunu kesecek. 10 adama caizdir demiyorsunuz. Adet yok. Ne kadar niyet edersen iş. Vaktini de beyan etmiyorsunuz. Öyleyse bir koyun böyle caiz olursa sizin dediğiniz gibi olsa kânetil bekaretu vel bedenetu ahra deve, sığır daha layıktır ki entekuna kezalik onlar da böyle olalar. Koyun caiz oluyorsa deve, sığır da evla bitterik caiz olur. 100 adama bir koyun kesiyorsun. Ben de 100 adama bir deve keserim. Olmaz mı? Daha iyi. Koyun caizse sığır, sığır deve daha iyi. وَاَنْ تَكُونَا تُجْزِيَانًا غَيْرُ وَاحِدٍ koyun birden fazlasına caiz olursa deve sığırın caiz olması evlâ bitterik.
La vakta fî zâlike ve la adet. Onda da vakıt da yok, sayı da yok. Sen koskoca Türkiye'de 50 milyon adamın namına bir sağır kes. İşte oldu gitti. Böyle olması lazım gelir. Onlar da derler ki olur ya. Onlar şimdi derler senin bu getirdiğin kıyas bize delil olmaz. Biz Resulullah Efendimiz'in hadisine amel ediyoruz. Sen Resulullah Efendimiz'den hadis getirir de bize ispat edersen sen kabul ederiz. Yoksa böyle kıyas edip kıyası kabul etmeyiz. ثُمَّ قَدْ رَوَيْنَا عَنِ النَّب۪ي صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ diyor ki biz rivayette nakilde getirdik. Sonra biz rivayet eyledik. Peygamber Efendimiz'den maşul bir hadisi ki قَدْ دَلَّ عَلَى خِلَافِ ذَلِكِ bunların davasının hilafına bir koyun birden fazlasına caizdir dediler ya onun hilafi yani caiz birden fazlasına caiz olmadığına dair biz rivayet getireceğiz, delil getireceğiz. O da neden? مِمَّا قَدْ زَكَرْنَاهُ فِي الْبَابِ الَّذ۪ي قَبْلَهَازَ biz bu babdan evvelki babda zikreyledik. Neden o da? مِنْ نَحْرِ أَصْحَابِهِ أَصْحَابِ كِرَامٍ boğazlamalarından مَعَهُ Peygamber Efendimiz'le beraber neyi? اَلْجَزُورَ deveyi اَنْ سَبْعَةٍ yediden وَالْبَقَرَةَ السَّغْرِ de اَنْ سَبْعَةٍ yediden biz bundan evvel beyan ettik ki Peygamber Efendimiz deveyi 7 adamdan kesti. Sığırı da 7 adamdan kesti. Halbuki senin kaidene göre koyun birden fazla sayı yok. 100 olsun, 200 olsun, 300 olsun caiz olur. Öyleyse devenin de bir terk caiz olması lazım. Halbuki biz yukarıda okuduk ki deve, sığır 7'den fazlasına caiz değil. E koyun nasıl caiz oluyor? Koyun caiz oluyor 100 adama da deve caiz olmuyor. وَكَانَ ذَٰلِكِ اِنْدَ اَصْحَابِهِ اَصْحَابِ كِرَامٍ عِنْدِنْدَ de bu yediden, devenin sığırın yediden kesilmesi oldu. عَلَى التَّوْقِيفِ tevkif üzerine, bildirmek üzerine oldu. Kim de minhu Peygamber Efendimiz'le kime bildirmesi? لَهُمْ اَصْحَابُنَا Peygamber Efendimiz ashabına bildirdi ki deve sığır yediden caiz olur. İşte ashab-ı kiram da böyle amel ettiler. ki ala anna al-baqara wal-badana la tujzi'u wahidatan minhumā an aksara gerek sığır gerek deve birden fazlasına kifayet şey bunlar kifayet etmez en aksara mimma zubihat anhu yawmayti Resulullah Efendimizin gününde kaç adamdan kesildiyse ondan fazla oldu mu kifayet etmez. Resulullah Efendimizin gününde 7'den kesildi. Ashab-ı kiram ittifak ettiler ki 7'den fazlasına deve kesilmez. 8 kişi olursa birisi olmaz. Sığır sığır da öyle. Evet. Ve kâne zâlike evet. Yevmeyzin ve tevâteret anhum. Ashab-ı kiramdan da tevâtür etti. Er-rivâyâtu rivayetler bizalik bununla. Tevâtüren sabit oldu ashab-ı kiramdan ki Peygamber Efendimiz kaç adama kestirmiş deveyi? 7. Sığırı 10'da 7. Şimdi o ashab-ı kiramdan gelen rivayetleri nakledecek. Haddesena Muhammed ibn Huzeyme kâle haddesena Haccac kâle haddesena Hammadun kâle Selamet ibn Küheyl en Hacciyeti bin Adi ve Abdillah ibn Temmam ve Malik ibn Hüveyriz fîmâ yahsibu Selamet ibn Küheyl enne racülen iştera. Bunlar rivayet ediyorlar. Yalnız Küheyl'in rivayetini aldı ki o zannetti onun ifadesi. Enne racülen bir adam iştera bakareten bir sığır aldı. Rutheyyeten kurban olarak. Fenete ceha fakat onu kesmedi. Ondan yavru meydana getirdi. Fesale Aliyen radıyallahu anh. Hazreti Ali'ye dedi ki ben bir inek aldım kurban kesmek için. Fakat bu doğdu. Şimdi yavrusu var. Ben bunu kesmeyeyim de hella übeddilu ben tebdil etmeyeyim mi, değişmeyeyim mi? Mekâne onun yerine uhra başkasını. O onun yavrusu oldu. Bunu kesmeyeyim de başka bir tane onun yerine alayım. Olmaz mı dedi. Fekâle Hazreti Ali radıyallahu anh dediler ki la olmaz. Velâkin izbehe sen o ineği kes. Ve vele daha onun yavrusunu da kes. Yevmen nehri kurban bayramı günü kaç neferden kes? En seb'atin 7 neferden bitti bak. Şimdi Hazreti Ali radıyallahu anh kesti attı 7'den. Bir, ashab-ı kiramın rivayetlerinden. İkincisi,
حدثنا أبو بكر قال حدثنا مؤمل قال حدثنا سفيان عن منصور عن ربعي قال كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم يقولون أصحاب-ı kiram derdiler ki el-bekaratu min seba. Bütün Ashab-ı kiram derdiler ki sığır yedi hisseden caizdir. Evet. حدثنا علي بن شيبة قال حدثنا قبيسة بن عقبة قال حدثنا سفيان عن أبي حسين ها وحدثنا إبراهيم بن مرثوق قال حدثنا وهب قال حدثنا شعبة عن أبي حسين عن خالد بن سلمة عن أبي مسعود رضي الله عنه قال البقرة عن سبعة أبو مسعودان أصحابي كرامدان أبو مسعودان ده رواية var ki صغير يدي حسدن جائز olur. حدثنا ربيع المازن قال حدثنا خالد بن عبد الرحمن حدثنا ابن أبي ذيب عن يزيد بن عبد الله بن قصير عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. أصحاب الكرام birçoklarından böyle rivayet etti ki sığır yedi hisseden caiz olur. فَلَمَّا جُعِلَتِ الْبَقَرَةُ عَنْ سَبَى sığır yedi hisseden kılındı. Böyle oldu ise وَكَانَ ذَٰلِكَ مِمَّا قَدْ وَقَفَ عَلَيْهِ وَكَانَ ذَٰلِكَ bu da oldu مِمَّا شُول bir meselelerden ki قَدْ وَقَّفَ Peygamber Efendimiz tevkif etti, bildirdi aleyh onun üzerine. Yani o şeyi bildirdi ki sığır yediden olur. Bunu Peygamber Efendimiz Ashab-ı Kiram'la bildirmiş. وَلَمْ يَجْعَلْ لَنَا Peygamber Efendimiz bize de selahiyet vermedi ki اَنَّعْدُ وَذَٰلِكَ biz bunu tecavüz edelim اِلَى مَا هُوَ اَكْثَرَ مِنْهُ yediden ziyadeye, kesmeye de cevaz vermedi. Ashab'a yediye kadar caiz ama ashabtan olmayan yediden fazlasını kessin diye böyle bir emir var mı? Bir selahiyet var mı? Bu da yok. كَانَتِ الشَّاتُ اَحْرَى öyleyse koyun koyunun olması daha layık oldu ki en la tücze an eksere. En la tücze kifayet etmeye en eksere çoğdan. Neden çok? Mimma tücze anhul bakaratu min zâli. Sığır yediden fazlaya caiz değil. Sığır caiz değilse koyun hiç caiz değil. Sığır yedi. Halbuki onlar diyorlar ki hayır bir koyun 100 kişi, 200 kişi, 500 kişi yedirir. Halbuki sığır yediden fazlaya caiz değil. Sığır caiz değil ise yediden fazlaya. Koyun nasıl caiz olur yediden fazlaya? O hiç caiz olmaz. فَلَمَّا ثَبَتَ اَنَّ الشَّاتَ لَا تُجْزِيُ عَنْ اَكْسَرَ مِنْ سَبَى şimdi bu kaideyle sığıra kıyas ederek dedik ki sığır yediden fazla caiz olmadığı gibi koyun da yediden fazla caiz değil. İyi kaldı yediden aşağı. Yediden aşağı koyun bir defa mutlaka caiz değil. 7'den aşağı 7'ye caiz mi? 6'ya 5'e caiz mi? İntefa bizalik işte bununla müntefi oldu. Kavlu men kale. Şul bir kimse ki evet. Öyleyse evet. İntefa bizalike kavlu men kal. Hükmedenlerin hükmü müntefi oldu. Neydi hükmedenlerin? İnneha tüczü an cemii'in an cemii'i men zubihat anhu. İnneha koyun tüczü kifayet eder en cemii men şul bir kimselerin hepsinden ki zübihat anhu onlara niyet edilerek kesildi. Öyleyse bu söz batıl oldu gitti. Adam diyor ki ne kadar adama kesersen kes. Halbuki biz hadisle ispat ettik ki sığır yediden fazlaya caiz değil. Koyun hiç caiz olmaz. Öyleyse bir defa istediğin adama kadar koyunu kesemezsin. Bu bir defa gitti. O da kimden? O sen o adamın dediği mimmen la vakta lehum ve la adet. O kadar adamlar ki onların vakti, adedi, sayısı da yok. Ve la yucavizu ila gayrihi. Gayrisine de tecavüz etmez. Evet, bu müntefi oldu. Ne demek? La vakta lehum ve la adet. İnna tüccü en cemiye men zübihet enhum mimmen la vakta lehum ve la adet. Bunların bu sözleri müntefi oldu. وَلَا يُجَاوَزُ اِلَى غَيْرِهِ başka bir söze de tecavüz olmaz. Bu müntefi oldu bunların bu sözü. Madem bu müntefi oldu, başka bir kavle gidelim. Ona sahip olalım. Yok. Başka bir kavle de tecavüz olunmaz. وَسَبَتَ ضُبْدُهُ öyleyse bunun zıddı sabit oldu. Yani koyun, istediğin adam, istediğin kadar adamı niyet et, kes, onlardan sahih olur. Bu olmaz. Onun zıddı sabit oldu. Olmadığı sabit oldu.
وَهْوَ قَوْلُ مَنْ قَالَ işte onun zıddı da diyen adamların sözüdür ki dedi ne? اِنَّ الشَّاةَ لَا تُجْزِيُ عَلَّا عَنْ وَاحِدِينَ Bir koyun bir adamdan fazlaya caiz değil, kifayet etmez. Bu sabit oldu. فَقَالَ قَائِلٌ Bir adam itiraz etti. Dedi ki اِنَّ مَا جَعَلْنَ الشَّاةَ Biz koyunu kıldık. تُجْزِيُ عَنْ اَكْسَرَ مِنْ مَا تُجْزِيُ عَنْهُ الْبَقَارَةُ وَالْبَدُورِ Sığır yediye, deve yediye dedik ama koyunu daha fazlaya tecviz ettik. Bunun sebebi var. Niçin koyunu fazlaya tecviz ettik? لَاَنَّ الشَّاةَ اَفْضَلُ مِنْهُمَا Çünkü koyunun eti sığırdan, deveden afdaldır da. Onun için böyle tecviz ettik dedi. فَقِيلَ لَهُ O adama denildi ki وَلِمَ قُلْتَ زَاكَ Zalike bunu niçin dedin? Koyun daha afdaldır. وَمَا دَلِلُكَ عَلَيْهِ Koyunun afdal olduğuna delilin nedir? وَقَدْ رُوِيَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ Halbuki Peygamber Efendimiz'den rivayet edildi. مَا شُرْ بِرْ حَدِسْكِ قَدْ حَدَّسَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانِ Bize Yezid ibn Sinan rivayet eyledi. قَالَ حَدَّسَنَا اَبُوْ بَكْرِ الْحَنَفِيُّ قَالَ حَدَّسَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نَافِعِ عَنْ اَبِيهِ عَنْ اِبْنِ عُمَرْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Abdullah ibn Ömer buyurdular ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kâne yudahhi bil cezur deveyi kurban ederdi ve bil kepşi koçu da kurban ederdi. İzâ lem yecid cezuren deve bulamadığı vakit. Peygamber Efendimiz evvela deve kurban ederdi. Deveyi bulamadı mı? Ha o vakitte koç keserdi. Eğer koç eftel olsaydı deveyi daha niye arasın? Koçu keserdi. Bu delalet ediyor ki koç deveden eftel değil, deve eftel. فَاَخْبَرَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنِ عُمَرْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا فِي هَذَا الْحَدِيثِ Bu hadiste Abdullah ibn Ömer haber verdi ki اَنَّ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ كَانَ يُدَحِّ بِالْجَزُورِ اِذَا وَجَدَهُ Deveyi bulduğu vakitte deveyi kurban ederdi. وَذَٰلِكَ دَلِيلٌ Bu da delildir ki عَلَى اَنَّهُ كَانَ يَدْعُ مَا سِوَى Peygamber Efendimiz devenin digerini bırakırdı. Deveyi buldu mu? Ne sığıra giderdi ne koyuna. مِمَّا يُدَحَّى بِهِ مِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ Kurban caiz olan sığır vesaire onların hepsini evet onların hepsini bırakır cezuri keserdi. وَهُوَ قَادِرٌ عَلَيْهِ Halbuki Peygamber Efendimiz kadir idi yani deveyi buldu. Kadir idi. Sığır da alabilirdi, koyun da alabilirdi. Onları da almaya kadir olduğu halde deveyi tefdil ederdi. وَيُدَحِّي بِالشَّاتِ Evet. اِذَا لَمْ يَقْدِرْ عَلَى الْجَزُورِ Peygamber Efendimiz deveye kudret olmadı mı o vakitte koçu kurban ederdi. فَذَٰلِكَ دَلِيلٌ Bu da delildir ki اَلَا اَنَّ الْجَزُورِ Deve كَانَ عِنْدَهُ Peygamber Efendimizin indinde oldu. اَفْضَلَ مِنَ الشَّاهِ Koyundan eftel oldu. وَقَدْ رَئِينَ الْهَدَايَ فِي الْحَجِ Keman hacde hedileri gördük. Hedi ki bir adam kendisi hacca giderken beraber kurban götürür. Ona hedi derler. جَعَلَ لِلْبَدَنَةِ فِيهَا مِنَ الْفَضْلِ Peygamber Efendimiz bedene yani deve ve sığır için buyurmuş olduğu fazileti kıldı. مَا لَمْ يَجْعَلْ لِشَّاتِ Koyunda kılmadığı fazileti deve ve sığırda kıldı. فَجَعَلَتِ الْبَدَنَةُ بَدَنَ كِلُنْدِ Deve yahut da sığır. مِمَّا شُرْبِ Hayvanlardan kılındı ki يُشْتَرَكُ ف۪يهَا anda iştirak eder. يَشْتَرِكُ ف۪يهَا anda iştirak eder. الْجَمَاعَةُ bir cemaat. فَيُهْدُونَهَا وَنِهَدْ olarak gönderirler. Neden? اَنْ قِرَانِهِمْ وَمُتْعَتِهِمْ Haccı kıran niyet etmiş yahut da haccı müt'a niyet etmiş. Dedi ki bir cemaat birisinde ister hacc-ı kiramda ister hacc-ı müt'ada hedi yapabilirler. Bir cemaat. O cemaatte kaç kişi? Yediye kadar. وَلَمْ تَجْعَلِ الشَّاتَ كَذَٰلِكَ وَلَمْ تُجْعَلِ الشَّاتُ كَذَٰلِكَ Halbuki koyun böyle kılınmadı. Koyuna da birkaç kişi bir koyunu hedi olarak göndersinler buyurdu mu? Yok. Nihayet koyunu bir adam hedi olarak gönderir. Ama sığır deveyi bir cemaat gönderebilir. فَمِمَّا رُوِيَنْ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peki bunu hadisle ispat eder misin diyor. Bu dediğin davayı bir de hadis istiyor. Nakil. Diyor ki evet.
فَمِمَّا رُوِيَنْ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz'den rivayet edilen hadislerdendir. Neden? Neyin? مِنْ اِبَاحَةِ الشَّرِكَةِ فِي الْهَدِيِ Hedide birkaç kişinin ortak olmasını. اِذَا كَانَ جَزُورًا Deve olursa. Deve olursa birkaç kişi yediye kadar ortak olarak kesebilirler. Bunu ispat eden hadislerdendir. Maşol bir hadis ki Haddesena İmam-ı Tahaviye rivayet eylemiş. Kim? Rabi'ul Mu'addin. Rabi'ul Mu'addin ona rivayet eylemiş. Kale Rabi'ul Mu'addin dedi ki Haddesena Esed. Kale Haddesena Süfyan en Cafer ibn-i Muhammed. Cafer ibn-i Muhammed, Cafer-i Sadık. Bir yerde görürsünüz de hadiste Cafer-i Sadık Muhammed'ün Bakır demez. Onun için insan anlamaz. Cafer ibn-i Muhammed, Cafer-i Sadık. Cafer-i Sadık kimden rivayet ediyor? Babası Muhammed'in el-Bakır'dan. En ebihi. O da an Cabir'in radıyallahu anh. Çünkü Muhammed'in el-Bakır tabi'inden, sahabeden değil. O da Cabir'den rivayet ediyor radıyallahu anh. Ennen Nebiye sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz ehda mi'ete bedene. 100 bedene, 100 deve hediye olarak sevk eyledi. Ve eşreke Aliyen radıyallahu anh. Hazreti Ali'yi de ortak kıldı. Fî sülüsiha 1/3. 100 deve hediye olarak sevk etti. 1/3'ünde Hazreti Ali'yi ortak kıldı. Yani 70'ini kendisi kesti, 30'unda da Hazreti Ali'yle ortak kestiler. Şimdi bu hadisi şerif bak ispat ediyor ki bir devede birkaç adam ortak olabilir. Neresi hadisi, neresi delalet etti? 100 devenin 70'i Peygamber Efendimiz'e has, onda itiraz yok. 30'unda Hazreti Ali ile beraber ortaklaştı. Demek deve ortak olabilir. Bir. İkinci, haddesena İbrahim ibn Merzuk, kâle haddesena Ebu Huzeyfe, kâle haddesena Süfyan, en Ebi Zübeyr, en Cabir'in radıyallahu anhu kâl. Yine Cabir'den Ebu Zübeyr rivayet eyledi ki, sâkan nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem 70 bedene. Peygamber Efendimiz 70 deveyi sevk eyledi. Ve eşreke beynehum fîhâ. Ashab-ı kiramı o 70 devede müşterih kıldı. Hüdeybiye'de götürdü ya beraber. 70 deve. Ondan sonra orada dedi ki ortaklaşın bu develeri kesin. Ve yukarıda okuduk ya her 7 adam bir devede ortak olsun. Bak Resulullah Efendimiz orada emretti. Bir deve 7 kişi ortaklaşa kestiler. فَلَمَّا كَانَتِ الشَّرْكَةُ جَائِزَةً فِي الْجَزُورِ Öyleyse devede ortaklaşmak caiz oldu. مُبَاحَةً فِي الْهَدِي Hedide de mübah oldu. Yani bir adam hedi götürürse kendisiyle beraber, hacı kırında, hacı temettüde kendisiyle beraber götürürse yahut oradan alır keserse orada da mübah. İsterse kendisine götürsün, isterse ortaklaşsın götürsün. وَغَيْرَ مُبَاحَةٍ فِي الشَّاتِ Fakat koyunda mübah olmadı. Bir koyunu da birkaç adam götürsün, beraber kesin, bunu mübah kıldı mı Peygamber Efendimiz? Yok. سَبَتَ بِذَٰلِكْ Bununla sabit oldu ki اَنَّ الشَّاتَ Koyun. İnnemâ adelet muadil oldu bir cüz'in minel cezur. Deveden bir cüz'e. Tam devenin misli değil. Bir cüz'e. O da kaç? 7/1. Deve 7'den, koyunda bir cüz 7/1. Vakad zekerna an Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'den zikreyledik. Fil babillezî kable hâse. Bu babdan evvelki babda. Enne racülen gâle lehu. Bir adam Peygamber Efendimiz'e dedi ki İnne aleyye nâkaten. Benim üzerimde bir nâka var. Yani bir deve boğazlamayı ahdettim. Yahut da hediye olarak getirdim. Aleyye demesi yani benim üzerimde kesilmesi vacip olan bir deve var idi. Fakat garabet anni. Benden kaçtı. Benden uzaklaştı. Fe emerehu en yec'ale mekâneha. Peygamber Efendimiz o adama emriyledi ki gıla seb'en minel ganem. O bir devenin yerine 7 koyun al da kes dedi. İşte bak bu da sarih. Bir deve 7 koyun. Koyun demek deveye muadil olmuyor. Devenin 1/7 sayılıyor. Fedelle zalik bu da delalet etti. Ala ma zekerna izâ bizim zikrettiğimize ki koyun deveden eftal olmaz. Deve eftaldır. Onun için o itiraz etti ki koyunun eti eftaldır de. Onun için istediğin kadar adama niyet et, caizdir. Dedi ki yok, imkan yok. Koyun eftal değil, koyun devede 7/1. Deve 7'den fazlaya caiz olmuyor da koyun fazla caiz olur mu? Olmaz. Ve kadru yani İbn Abbas radıyallahu anhuma eyda ma yuvafiku hadel nâne.
Bu manaya muvafık olan bir rivayet de Abdullah ibn Abbas'tan geldi. Haddesena İbrahim ibn Merzuk kâle haddesena Vehbun kâle haddesena Şöbe an Ebi Hamze kâle su'ile ibn Abbas radıyallahu anhuma. Abdullah ibn Abbas sual edildi. Emmesteysere minel hediye. Kur'an-ı Kerim'de var ya mesteysere minel hediye. Bir de insan haccı kıran haccı temettü yaparsa hediyeden neyi kolay bulursa, yani gücü neye yeterse bir hediye götürsün, bir kurban kessin. Nedir bu? Sual ettiler ki Kur'an'da tefsir. Mesteysere minel hediye. Hediyeden kolay olan nedir? Fekale buyurdu ki gerisine fekale cezurun. Orada ren demiş, yanlış o. Cezurun o elif ev bakaratun. Ev bakaratun elifini cezuren zannetmiş. Yanlış o. Fekale cezurun mesleysere minel hediye değil. Bir devedir. Bir deve. Eğer imkanı varsa bir deve hediye yapsın. Ev bakara yahut da sığır. Ev şerekun fi demin. Yahut da bir kanda ota olsun. Yani bir deveyi tamam alamıyor. Bir sığırı tamam alamıyor. Öyleyse kesilen bir kanda ota olsun. Yani bir devenin bir cüzünü alsın. Bir sığırın bir cüzünü alsın işte. Mesteysere minel hediye budur. Haddesena Süleyman ibn-i Şaib. Kale haddesena Esed. Kale haddesena Hammad ibn-i Zeyd. An Ebi Hamza. Kale Semiyatü ibn-i Abbasun radıyallahu anhuma. Yekul. Fezekere mislehu. Abdullah ibn Abbas'tan Ebi Hamza de aynı rivayet eyledi. Fehber Abdullah ibn Abbas radıyallahu anhuma. Abdullah ibn Abbas haber verdi ki bi ennel cüz'e minel cezur. Devenin bir cüz'i ya'dilü şâte, bir koyuna muadil olur. Nerede? Fî mesteysere minel hediye. Hediyeden insanın neye kolay gelirse işte o ya bir koyun yahut da bir kana müşterek olur. Yani bir deveye müşterek, bir cüzüne müşterek olur. Ve kad ruviyen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ida. Yine Peygamber Efendimiz'den rivayet edildi. Ma yedullu ala fadlil cezuri alel bakara. Şimdi onu ispat ettik ki bir defa deve koyundan aftar. Peki bedene iki türlü olur. Biri sığırdan olur, biri deveden olur. Deve mi aftar, sığır mı aftar? Burada da devenin eftel olduğuna dair rivayet var. Ve alâ fadlil bekareti aleşşâti. Sığırın da koyun üzerine fadileti var. Evet, bunda da rivayet edildi. Hangi hadis? Ve İmam-ı Tahavi diyor ki haddesena Yunus. Bu hadisi Yunus bana rivayet eyledi. Kâle haddesena ibn-i Vehbin. Kâle akbereni Yunus an ibn-i Şehab an Ebi Abdillahil Ağar. An Ebi Hureyre'te radıyallahu anhu kâle. Kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. İza kana yevmül cuma. Cuma günü oldu mu? Kana ala kulli babin min ebvabil mescid. Mescidin her kapısında durur. Melaiketün melekler durur. Yektubunel evvele felevvel. Camiye ilk geleni yazar. Ondan sonra geleni yazar. Ondan sonra geleni evvel bevvel tertip üzerine yazarlar. Feiza celesel imam. İmam çıktı minberde hutbe başlamak için oturdu mu? Ezan okunacak karşısında. İmam oraya oturdu mi? Tavavuz es-suhufa. Artık defterleri dürerler, daha yazmazlar. Herkesin faziletini deftere yazar. Fakat imam minbere çıktı oturdu mi? Daha yazma yok. Ve celesu yestemi'une zikr. Zikir başladı. O da nedir? Ezan. Ondan sonra hutbe. Melekler de dinlerler. Daha defter yazmazlar. Femeselil mühecciri كَمَثَلِ الَّذ۪ي يُهْد۪ي بَدَنَا. Peygamber Efendimiz diyor ki en evvel giden adamın meseli deve hediyeden gibidir. Kurbana giderken, hacca giderken deve hediye götürdü. Beytullah orada onu kesti. En evvel gidenin sevabı bunun mislidir. ثُمَّ كَالَّذ۪ي يُهْد۪ي بَقَرَا. İkinci gidenlerin sevabı da sığır götürdü de sığır kesti. Bunun gibidir. Yani ondan aşağıdır. Sümmekellezi yuhdil kepş. Ondan sonra üçüncü derecede mescide gidenlerin sevabı da neye benzer? Koç götürenlere benzer. Şimdi bak bu hadis-i şerifte. Birinci deve, ikinci sığır, üçüncü koç. Sümmekellezi yuhdil decace. Dördüncü de gidenler tavuk götürmüş gibi oldular. Sevapları o kadar oldu.
Sümme kellezi yuhdil beyde. Beşinci gidenler de yumurta kadar. Yumurta hediye götürmüş gibi oldular. İşte bu hadisi şerifte ne sabit oldu? Eftali deve. Sonra sığır, sonra koç. Haddesene burada kasumullahu teala alem. Ve sallallahu ala seyyidine Muhammedin ve ala. Muhammed ibn Huzeymete ve Fehdün. Kala haddesen Abdullah ibn Salih. Kala haddeseni Yedleys. Kala haddeseni ibn Hat. An ibn Şehab. An Ebi Selemete ibn Abdirrahman. An Ebi Hureyre radıyallahu anh kal. Semiyetu Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme yekul. Ben Peygamber Efendimiz'i işittim buyurdular ki. Meselül mühecciri ile salah. Namaza erken giden adamın meseli ke meselil lezi yuhdi bedene. Deveyi sedeke verene benzer. Devenin sedekesi büyük olduğundan sevabı çok. Sümmellezî ca'ala eserihi, onun peşi sonra gelen için, onun misali de kemeselillezî yuhdil bakara, sığırı hediye eden gibidir. Yani sevabı biraz noksandır. Sümmellezî ala eserihi, ondan sonra üçüncü gelenin meseli de kemeselillezî yuhdil kepş, koç hediye eden, hediye götüren gibidir. Sevabı onun gibi. Sümmellezi ala eserihi, ondan sonra gelen kemesillezi yuhdi decace, tavgı kurban eden gibidir. Tavva kadar düştü. Dördüncüsü. Sümmellezi ala eserihi, beşinci gelenler kemesillezi yuhdi beyde, yumurta sadaka veren gibidir. Öyleyse şimdi bunlardan anlaşıldı ki en eftel kurbanlar da deve. Haddesena İsmail ibn Yahya el-Müzeni. Bu İsmail ibn Yahya İmam-ı Tahavi'nin dayısı, İmam-ı Şafii'nin talebesi. Bundan rivayet ediyor. Kale haddesena Muhammed ibn İdris el-Şafi'ye. O da İmam-ı Şafii'den rivayet ediyor. Kale haddesena Süfyan. Süfyan Sevri. Ani Zühri'yi. O da İmam-ı Zühri'den. An Sa'id ibn el-Müseyyeb. Tabiinden Sa'id ibn el-Müseyyeb'den rivayet ediyor. An Ebi Hureyre radıyallahu anhu, o da Hazreti Ebu Hureyre'den, fezekere nehvehu eynen ve hadisi şerifi, o da zikreyledi, rivayet bu. Haddesena ibn Ebi Davud, kâle haddesena Muhammed ibn el-Minhal, kâle haddesena Yezid ibn Züreyh, kâle haddesena Ruh ibn Qasim, anil Alâ ibn Abdirrahman, an Ebihi an Ebi Hureyre radıyallahu anhu, an Resulillahi sallallahu aleyhi ve selleme mislehu. Hazreti Ebu Hureyre'den, o da Resulullah Efendimiz'den aynı hadisi şerifi rivayet ediyor. Yani hadisi şerif bir, fakat senetler 3-4 türlü olduğundan hepsini zikrediyor ki hadisin kuvvetini ispat etsin. Haddesena Muhammed ibn Huzeyme, kâle haddesena Haccac ibn el-Minhal, kâle haddesena Hammad ibn Seleme, Muhammed ibn İshak, anil Alâ ibn Abdirrahman, an ebihi, kâle semiyutu Ebâ Sa'idin el-Hudriye radıyallahu anh. يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر مثله. Yine burada da Peygamber Efendimizin aynı hadisi buyurduğuna bu Said bin Kudri'den rivayet edildiler. Felemma ceale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Vaktaki Peygamber Efendimiz kıldı el muhaccire erken gitmeyi fi efdalil evkat, vakitlerin en efdalinde erken gitmeyi. Demek ki cuma günü en eftel vakitler. O günü de erken camiye gideni kıldı. Ne gibi? Kelmühdi bedeneten. Bir deveyi kurban etmiş gibi. Esasen hedi kurbanı götürüp Mekke'de kesmek. Hacının beraber götürdüğü kurbana hedi derler. İşte hediyin en efteli deve olduğunu bu hadis de ispat etti. Vel muhaccire fil vaktillezi ba'dahu. Ondan sonra giden onu da kıldı, kelmühdi bekareten, sığırı hedi yapan gibi kıldı. Vel mühecciri fissalis, üçüncüde gideni, kelmühdi kepşen, bir koç kurban etmiş gibi kıldı. Sebete bisalik, Peygamber Efendimiz'in böyle kılması sebebiyle sabit oldu ki, enne eftale ma yuhda, hedilerin en eftali el cezuru devedir. Sümmel bekaretu, sonra sığırdır, sümmel kepşi, sonra koçtur. فَلَمَّا كَانَتِ الْبَدَنَةُ وَقْتَكِ دَوَ اُلْدِ اَعْزَمَ مَا يُهْدَى hedilerin en büyükü oldu. سَبَتَ اَنَّهَا sabit oldu ki deve اَعْزَمُ مَا يُدَحَّى بِهِ kurbanlarında en eftali odur.
kurban günü, kurban bayramı günü kesilen hayvanların en efdali devedir. وَلَمَّنْ تَفَانْ تُجْزِي اَشْشَاتُ Vaktaki koyunun kifayeti müntefi oldu, yok oldu. اَنَّا فَوْقَ السَّبَعُ Yediden yukarıya deve caiz olmadığından koyun hiç caiz olmaz. Bu böyle oldu. سَبَتَ اَنَّهَا Sabit oldu ki koyun لَا تُجْزِي اِلَّا اَنْ خَاسٍ مِنَ النَّاسِ Nas'tan öyle istediğin kadar yüzlerinin, binlerinin adama niyet et bir koyun kes, bu müntefi oldu ya. İlla hususi bir, has bir adedi var. Böyle adetsiz değil. En hasin dediği yani hususi bir adet. Bu hususi adet de kaç? Kaç olacak? Onu da ispat edecek ki bir olacak. Yedi de olmaz. وَلَمَّا كَانَتْ بِاتِّفَاقِهِمْ Vaktaki ulemanın ittifakıyla oldu. Ne oldu? Orada bir kelime noksan. Adam okuyamamış, bulamamış yahut da yerinde beyaz açık koymuş. وَلَمَّا كَانَ بِاتِّفَاقِهِمْ اَنَّ الْبَدَنَةَ Oraya yazıyor. اَنَّ الْبَدَنَةَ بَدَنَ تُجْزُوا فِي الْعُطِيَّ Kurbanda kifayet eder. لَا تُجْزُوا Kifayet etmez. فِي الْعُطِيَّ الْعُطِيَّ اَمَّا فَوْقَ السَّبَعَ Yediden yukarıya kifayet etmez. Yediye kifayet eder, yukarıya kifayet etmez. كَانَتِ الشَّاتُ Koyun oldu. اَحْرَا اَنْ لَا تُجْزِيَ Kifayet etmemekte daha layık oldu. اَنْ ذَٰلِكْ Yediden yukarı. Bedene daha büyük olduğu halde yediden yukarıya caiz olmazsa, koyun evlâ bitterik yediden yukarıya caiz değil. وَقَدْ اَجْمَعُوا اُلَمَا اِسْمَعِيلَ Diler ki, اَلَا اَنَّهَا Koyun, مُجُزِيَةٌ عَنِ الْوَاحِدِ Birden kafidir. Bunda icma var. Bir adam bir koyun keserse bir adama kafi. İhtilaf nerede? Koyunda deve gibi yedi hisse olur mu olmaz mı? Bu ihtilaflı. Evet. وَاَخْتَلَفُوا فِي مَا هُوَ اَكْثَرُ مِنْهُ Birden çoğu olursa bunda ihtilaf var. Öyleyse فَلَا يَدْخُلُ Girmez. فِي مَا قَدْ سَبَتَ لَهُ حُكْمُ الْخُسُوسِيَّةِ Hususiyet hükmü sabit olan bir şeye girmez. İlla ma illa bir şey girer ki قَدْ اَجْمَعُوا اِجْمَعَ اَيْلَدِلَرْ اَلَا دُخُولِهِ ف۪يهِ Ona dahil olan icma ilediler. Şimdi icma koyun bir adamdan caiz. Koyun böyle adetsiz adamdan caiz değil. Bu deva ispat etti. İlla hususu olacak. O hususu da ne? Ya bir, ya birden yukarı yediye kadar. Yediden yukarı zaten hiç olmaz. İttifak var ki koyun bir hisseye caiz. Bir hisseden yukarı yediye de caiz mi değil mi? Bunda ihtilaf oldu. Öyleyse o ihtilaflı hüküm buraya girmez, icma'a girmez. Böyle koyun ne de kaldı? Koyun bir hissede kaldı. Bunda icma var. Fesebete bima zekerna bizim bu zikrettiğimizde sabit oldu ki ennehu la yecûz caiz olmaz en yudahha bişşâtil vâhideti bir koyunu kurban etmekten alisneyini iki adamdan. İki adamın yerine kurban etmek, bu kifayet etmez, bu sabit oldu. وَلَا اَنْ اَكْتَرَ مِنْ ذَٰلِكِ İkiden yukarıya da kifayet etmez. وَهُوَ قَوْلُ اَب۪ي حَن۪يفَةَ وَاَب۪ي يُسُفَ وَمُحَمَّدٍ رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ مَجْمَعِينَ Bu üç imamın kavli de budur. Koyun bir adama kifayet eder, birden ziyadesine caiz değil.